Selamun aleyküm gençler. 11. sınıflar mesleki Arapça ders kitabının konu anlatımına devam ediyoruz. 6. ünitenin 4. dersindeyiz. Evet, son ünitenin son dersindeyiz. 156'dan itibaren devam ediyoruz. 4. dersimizin konusu el-ahlâkul mezmûmetu. Evet, yerilmiş ahlak, yani kötü ahlak, yerilmiş ahlak. İstemi ilel-kelimâti, kelimeleri dinle. Sümme da'a daireten, sonra bir daire koy. Havlel kelimeti, kelimenin etrafına. Elleti tesmi'a, işittiğin kelimenin etrafına. Evet, burada kelimeleri daire içine aldık. Önce dinleyelim, sonra kelimelerin anlamlarını birlikte öğreneceğiz. Ettesicilu mi'etun ve seb'ate aşara. İstemi' ilel kelimati. Sümme da'a daireten havlel kelimeti leti tesmi'uha. Elif. المكر باء يؤدي تاء المصائب ثاء المنتشرة. Kelimelerimizi dinledik. Şimdi kelimelerin tercümelerini söylüyoruz. El-gışşu, aldatma, kandırma demek. El-hizâvu, hile, aldatma demek. El-mekru, tuzak demek, hile demek. Yü-etti, yerine getirir, yerine getiriyor. Temenna, dilemek, temenni etmek. Temenna, diledi, temenni etti demek. Yerda, razı oluyor, razı olur. El-me'asi, günahlar, isyanlar, suçlar. El-mesâib, el-mesâib, belalar, musibetler. El-mehâsin, güzellikler, iyilikler, hayırlar. El-münteşiru, yayılmış olan demek. El-mezmûmetu, kötülenmiş, yerilmiş. El-meşhûratu, meşhur, tanınan, ünlü demek. Geldik kelime terkiplerimizi dinlemeye. Önce terkipleri dinliyoruz, sonra terkipleri söylüyoruz. التسجيل 119. استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة. ألف عادة قبيحة. باء مرض خطير. تاء فساد القلب. ثاء ارتكاب الجرائم. Yani terkiplerimizi dinledik. Şimdi terkiplerimizi oluşturuyoruz ve anlamlarını söylüyoruz. Adetun, alışkanlık. Adet, nasıl alışkanlık? Kabihatun, kötü. Kötü alışkanlık. Çirkin alışkanlık. Nedir? Sıfat tamlamasıdır. Adetun gabihatun. Evet, burada ne demişti? Maradun hatirun. Nedir? Maradun hastalık demek. Hatirun tehlikeli, ciddi. Evet, tehlikeli hastalık, ciddi hastalık nedir? Bu da sıfat tamlamasıdır. Sıfat mevsuf diyoruz. T maddesinde ne demişti? Fesadun kalbi. Kalbin fesadı, yani kalbin bozulması nedir? İzafet tamlamasıdır. Nekr artı marife. Kalbin bozulması. Burada ne demişti? İrtikabül cerahimi. Evet, günahların işlenmesi. Evet, bu da nedir? İzafet tamlamasıdır. Burada ne diyor? Ceyyidetun, ceyyidetun iyi demek. Seyyiyetun kötü demek. Kabihatun çirkin, kötü demek. Marat, maraz, hastalık. Amel, iş demek. Tasarruf, davranış demek. El fikru, fikir demek. El kalbu, kalp demek. El dinu, din demek. İrtikabun, işlemek. El muharramat, haramlar. Haram kılınmışlar. El mahtuta, el mahturat, mahsur, mahzurlar, yasaklamalar demek. Geldik buradaki metnimizi dinlemeye. Önce metnimizi dinliyoruz, sonra tercüme ediyoruz.
التسجيل 120. استمع إلى النص الآتي ثم اقرأه. الأخلاق المذمومة هي كل صفة سيئة أو عادة قبيحة مما يبغضه الله عز وجل، ومنها الكذب، وهو قول غير الحق وقد يؤدي لارتكاب الجرائم. الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن غيرك، وهو مرض خطير يفسد القلوب، وبفساد القلب تفسد الأخلاق. الغش، وهو خلق يجمع بين الخداع والكذب، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من غشنا فليس منا. Evet, metnimizi dinledik. Şimdi tercümemizi yapıyoruz. El-ahlâkul mezmûmetu, yerilmiş ahlak. Hiye kullun, hepsi nedir? Sıfatın, seyyetin, kötü bir sıfattır. Ev veya adetin, kabihatın, çirkin bir davranıştır, kötü bir davranıştır. Evet. Yerilmiş ahlak nedir? Çirkin bir davranıştır, kötü bir sıfattır. Nasıl mimma yebghiduhullahu, Allah'ı gazaplandıran. Allahu Allah, evet. Mimma yebghiduhullahu, Allah'ı gazaplandıran. Çirkin bir davranış, kötü bir davranış, kötü bir sıfattır hepsi. Nedir? El ahlakul mezmumetü, yerilmiş ahlak. Evet. Ve minha, onlardandır. Neymiş? El-kezibu, yalan. Nedir? Ve huve kavlun gayrul hakkı, gerçek olmayan bir sözdür. Hak olmayan bir sözdür. Ve kad yueddi, sebep olur. Neye? Li irtikabil ceraimi, suçların işlenmesine sebep olur. Ve suçların işlenmesine sebep olur. Gerçek olmayan bir sözdür. El-gıybetu, gıybet. Zikruke ehake, kardeşini zikretmen, yani anmandır, kardeşini anmandır. Bime yekrahe, evet, hoşlanmayacağı şey ile, hoşlanmayacağı şey ile, bime yekrahu, hoşlanmayacağı şey ile kardeşini anmandır. Fi gıybetihi, gıyabında, yani o yokken, gıyabında onu hoşlanmayacağı şey ile kardeşini anmandır. Evet. El hasadu, haset. Ve huve temennâ, o dilemendir, istemendir. Neyi? Zevalen nimetin, nimetin yok olmasını, nimetin yok olmasını istemendir. En gayrik, senden başkasında olan nimetin yok olmasını istemendir, temenni etmendir. Ve huve maradun hatirun, o tehlikeli bir hastalıktır. Nasıl? Yufsidul kulube, kalpleri bozan tehlikeli bir hastalıktır. Ve bi fesadil kalbi, kalbin bozulması ise nedir? Tefsudul ahlak, ahlakı bozar. Evet, kalbin bozulması ise ahlakı bozar. El gışşu, aldatma. Nedir aldatma? Ve huve hulukun, bir o bir huydur. Yecme'u, birleşimi, beynel hidai vel kezibi, yalan ve hile birleşimi, bir huydur. Ney? Aldatma. Ve kad hazzera, uyardı minhu, ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyardı, sakındırdı. Bi kavlihi, sözüyle, ne sözüyle? Men gashana, kim bizi aldatırsa, yani bizi aldatan nedir? Feleyse minna, bizden değildir. Sözüyle Allah Resulü ne yaptı diyor? Bizi uyardı. Evet, geldik burada. İmle-il ferâhi, boşluklar doldur. Bil kelimetil münasibeti, uygun kelimelerle. Evet, uygun kelimeyle boşluklar doldur. Müsta'inen bin nasi, parçada yardım alarak. Evet. El-ahlâkul mezmûmetu, yerilmiş ahlak nedir? Hiye kullu sıfatin seyyetin, kötü bir sıfattır. Tümü kötü bir sıfattır, bütünü. Ev veya
adetin, kabihatın, çirkin bir davranıştır, kötü bir davranıştır. Mimma yubghiduhullahu, Allah'ı gazaplandıran, evet Allah'ı gazaplandıran kötü bir davranış, kötü bir sıfattır hepsi. Nedir? El ahlakul mezmumeti, yerilmiş ahlak. Yani kötü ahlak. Burada ne gelecek? El hasadu, haset, huve temenna, temenni etmendir. Zevalel ni'meti, nimetin yok olmasını, zail olmasını temenni etmendir. Anil âkharine, başkalarında olan, yani başkalarında olan nimetin yok olmasını temenni etmendir. Vel kezibe, yalan, huve kavlun, bir sözdür. Nasıl bir söz? Gayrul hakkı, hak olmayan, gerçek olmayan bir sözdür, yalan. Evet, burada ne yapıyoruz? El gışşu, hile, aldatma. Hüve hulukun, bir huydur. Yecme'u, birleşimi, bir huydur. Beynel hidayi, hile arası. Vel kezbi, yalan. Yalan ve hile arası bir huydur. Yani yalan ve hilenin birleşimi bir huydur. Ney? El gışşu, aldatma. Evet, ikra, oku, kavle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü oku. Men gashyena feleyse minna, bizi aldatan bizden değildir. Evet, ve ecib, cevap ver şefeviyen, sorulara cevap ver. Anlesileti, evet, sorulara söz olarak cevap ver diyor. Şimdi burada bu hadisle ilgili soruları. Mel hulukul mezmumet, mezmumu. Kötü ahlak nedir? Yani yerilmiş olan ahlak nedir? El-Varid'i geçen, fil hadis, hadiste geçen kötü ahlak nedir? Nedir? El-Gış diyoruz. Hile, aldatma. Mâ alâgatul gışi. Hilenin alakası, hilenin ilişkisi nedir? Bi gayrihi, diğerleriyle. Minel ahlâkil mezmûmeti. Yerilmiş ahlaktan diğerleriyle hilenin alakası nedir? İlişkisi nedir? Ne diyoruz? Hulukun, bir huydur. Yecme'u beynel hıdâi vel kezbi. Yalan ve hile arası birleşimi bir huydur diyoruz. Da' muhtarahan, bir öneri koy. Lihalli müşkiletil gışi. Aldatma probleminin halli için, çözümü için bir öneri koy. Ne diyoruz? Festaqim kemâ ümürte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Evet, Allah-u Teala'nın emrettiği bir ayet-i kerime. Evet, emrolunduğun gibi dost doğru ol. İşte hilenin çözümü için, aldatmanın çözümü için bir öneri. Allah-u Teala'nın bizler için önerisi. Daha işareten, bir işaret koy. Emamel ibareti sahihati, doğru ibarenin önüne. Ve işarete hata, hata işareti koy. Emamel ibareti gayri sahih, doğru olmayan ibarenin önüne de çarpı işareti koymamızı istiyor. Evet. Hazzarat, uyarmıştır. Teşri'at, evet, teşri'atul İslami, İslam şeriatı uyarmıştır. Minel ahlâkil mezmûmet, kötü ahlaklardan, yerilmiş ahlaktan İslam şeriatı uyarmıştır. Evet, İslam şeriatı kötü ahlaka karşı uyarmıştır. Doğru mu? Doğru. Eserul ahlâki, ahlakın etkisi, el mezmûmeti, kötü ahlakın etkisi, dünyeviyün, dünyevidir. Leyse gayrihi, başka değil. Yani kötü ahlakın etkileri dünyevidir, başka değildir. Yanlış, kötü ahlakın hem dünyaya hem de ahiretimize etkisi var. Evet, üçüncü şeyimiz. Yekrahun nasu el kizzabe ve la yuhibbunehu. Evet, insanlar hoşlanmaz. Yekrahun nasu. İnsanlar hoşlanmaz. Neyden? El-kezzabe, yalandan, yalancıdan hoşlanmazlar. Ve la yuhibbunehu, ve onu sevmezler. Evet, yalancıdan hoşlanmazlar ve onu sevmezler insanlar. Doğru mu? Doğru. Dördüncü S maddemiz. El-gıybetu, gıybet, zikruke, anmandır, ehake, arkadaşını. Bime yekrahe. Evet. Ve huve mevcudun, o diyor yanındayken diyor onu hoşlanmayacağı şekilde anmandır. Değil, ne olacak? Mevcud yerine gayb deseydi, o yokken, yani o olmazken onu hoşlanmayacağın şekilde anmandır
diye olması gerekirdi. Onun için mevcud yerine gaib kelimesi olsaydı olurdu. Onun için yanlış diyoruz. Geldik kavaid kısmına. Teemmelil cümelel atiye. Aşağıdaki cümleleri düşün. Yani gelen cümleleri. Evet bakalım. İnnel ilme nurun. Muhakkak ki ilim nurdur. Evet. İnnel ilme nurun. İsmi haberi. Keenne sefinete sanki gemi gâriyetun batmış gibi. Sanki gemi batmış gibidir. Evet. Keennenin ismi ve haberi. Evet. Sefinete ismi gâribetunda gârigatunda haberi. Leyte zulme. Keşke zulüm zâilün yok olsa. Evet. Leyte'nin ismi ve leyte'nin haberi. Artık harekelerini biliyorsunuz nasıl olması gerektiğini daha önceki derslerde sık sık tekrarladık. Burada da tekrar söylemeye gerek görmüyoruz. Le'allel cevve keşke umulur ki hava ne olur? Cemilun güzel olur. Gaden yarın. İnşallah yani umulur ki yarın hava güzel olur. Ya da belki hava yarın güzel olur şeklinde tercüme ediyoruz. Le'allenin ismi ve haberi. Herabal lısru, evet, hırsız kaçtı. Lakinne şurtiye, ancak polis ne yaptı? Gabaza aleyhi, onu yakaladı. Evet. El hulâsatun nahviye, nahvin özeti. Geldik. El ahruful müşebbehetu bil fi'li. Fiile benzeyen harfler nedir? Hiye, onlar. İnne, enne, keenne, leyte, lealle, lakinne. Evet, fiile benzeyen harfler nedir diyor? İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, leallidir. Neymiş bunlar? Elif, tedhulü, gelir, alel cümletil ismiyeti, isim cümlesine gelir. Yani dahil olur, tedhulü dahil olur. Fetansibul isme, ismi nasb eder. Ve terfaul habere, haberi ref eder. Bunu defalarca söyledik. Ref, nasb ne olduğunu biliyorsunuz. B maddesinde nedir? Yecuzu en yekune. Olması caizdir. İsmuha, onun isminin. İsmen zahiren, zahir bir isim olması caizdir. Ev veya zamiran muttasilen veya muttasız zamir olması caizdir. Evet, onun isminin açık bir isim veya muttasız zamir olması caizdir. İkra el cümlel atiyete, gelen cümleleri oku. Sümme da dairatını havlel harful müşebbeheti bil fiili. Fiile benzeyen harfin etrafına daire koy. Ve hattan tahta ismihi, isminin altına bir çizgi. Ve hattaynin tahta haberihi, haberin altına da iki çizgi. Evet, burada fiile benzeyen harfleri bulmamız istiyor ve onun etrafına daire koyacağız. Haberinin isminin altına bir çizgi, haberin altına iki çizgi. Evet bakıyoruz. Kâle Allahu Teala, Allah Teala'dır. İnneha, evet inneyi daire için aldık. Ha onun ismidir. Şeceratun haberidir. Evet inneha şüphesiz ki o şeceratun bir ağaçtır. Tehrucu çıkar. Fi aslil cahimi. Aslı cehennemde çıkan bir ağaçtır. Tal'uha onun meyveleri nedir ki ennehu sanki gibidir. Ru'us-e şeyatin şeytanın başları gibidir. Şeytanların başları, başı gibidir. Evet. Burada da ne var ki ennehu ki ennededir. Hurufu müşebbehedir. Hu onun ismidir. Ru'usu nedir? Haberidir. Kâle Allahu Teala, Allah Teala dedi. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ وَلَاكِنَّ hurufu müşebbehedir. Eksara onun ismidir. يَعْلَمُنْ لَا يَعْلَمُنْ da nedir? Onun haberidir. Ve ismini nasb haberini ref ediyor. Nedir? وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ onların çoğunluğu, lakin diyor, onların çoğunluğu يَعْلَمُنْ لَا يَعْلَمُنْ bilmezler, bilmiyorlar. Evet, geldik. Buradaki metnimizi dinlemeye önce dinliyoruz, sonra tercümesini yapıyoruz. التسجيل 121. استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة.
مما لا شك فيه أن الأخلاق المذمومة مرفوضة، وأن صاحبها بعيد عن الدين الحق، لكن الجاهل يحاول أن يجد لنفسه الأعذار فيما يتحلى به من أخلاق سيئة، كأنه يعتقد أن سوء أخلاق الآخرين يسوغ له سوء أخلاقه. مما لا شك، لا شك، شüphe yok ki، hiç şüphe yok ki، fihi، onda، nedir، ennel ahlaka، muhakkak ki ahlak، el mezmumeti، kötü ahlak، muhakkak ki kötü ahlak، nedir، merfudatun، reddedilmiştir، muhakkak ki hiç şüphe yok ki، kötü ahlak، nedir، reddedilmiştir، yenilmiş kötü ahlaklar reddedilmiştir. وَاَنَّ صَاحِبَهَا Muhakkak ki onun sahibi, yani kötü ahlak sahibi, بَعِيدٌ uzaktır, عَنِ الدِّينِ الْحَقِّ Gerçek dinden uzaktır. Çünkü gerçek, diyor ki, muhakkak ki kötü ahlak sahibi, yani gerçek dinden, hak dinden uzaktır. لَكِنَّ الْجَاهِلَ Fakat cahil, يُحَاوِلُ Çabalar, neye çabalar? En yecide bulmaya li nefsihi kendisi için. Kendisi için bulmaya çalışır. Ney? El-i'zara. Mazeret bulmaya çalışır. Kendisi için mazeret bulmaya çalışır. Fîmâ ye'ti yetehallâ. Vasıflandıracağı şeyde. Bihi onunla minel, min ahlâkil. Min ahlâkil seyyeti. Kötü ahlaktan vasıflandıracağı şeyde. Kendisine mazeret bulmaya çalışır. Kendisi için mazeret bulmaya çalışır. Keennehu sanki o ya'tegidu inanır gibi, sanki o inanır gibi su'e ahlakı, kötü ahlakına inanır gibi el-ahayine başkalarının, yani başkalarının kötü ahlakına inanır gibi sanki ona ne diyor kötü ahlakından vasıflandıracağı şey ile mazeret kendisi için mazeret bulmaya çalışır, çabalar. Evet. Yesuru haklı çıkarır lehu onu su'el ahlaki ahlakının kötü olmasında. Yani sanki başkalarının kötü ahlakının kendi kötü davranışlarını haklı çıkaracağına inanır. Bu şekilde tercüme ediyoruz. Evet, burada ikteşefetil hataya hatayı fark et. El-Varide geçen gelen fil cümelati gelen cümlede geçen hatayı fark et. Sim mektubu sonra onu yaz. Musahhan doğru olarak yaz. Vekra'il cümele cümlete cümleyi oku. Es-sahihete doğru. Evet, yani buradaki hatayı fark etmemizi istiyor. Burada hata olan yerlerimin çarpıyla gösterdim. Şuraya da doğrularını yazdık. Şimdi burada ne demiş? Yazıma bakın. İnnel ilmu demiş. Halbuki inne geldiği zaman ismini ne yapıyordu? Nasb ediyor. Bura inne ilmu olmaz. Ne olacak? İnnel ilme. Nuran demiş. Haberini etki etmiyordu. Bunu ne yapmış? Haberini etkilemiş. Bu ikisi hata. Ne yapacağız? Doğrusu nedir? İnnel ilme nurun. Şu şekilde düzelteceğiz. Muhakkak ki ilim nurdur. Burada ki ennel ahlaka sanki ahlak gibidir ve burada bir sıkıntı var mı? Yok. Ney ismini nasb etmiş, doğru. Ama alametun haberin de nasb etmiş. Haberi nasb olmaz. Alametun olacak. Ne yapacağız? Ke ennel ahlaka alametun. Sanki ahlak bir göstergedir, bir işarettir. Burada ne yapmış? Leytel müslimune. Müslimune nedir? Leytel'in ismidir. Bunun nasb hali müslimune şeklinde gelmez. Nasıl gelecek? Müslimine şeklinde gelecek. Evet, gördüğünüz gibi leytel müslimine şuraya yeğenun şeklinde vavnun değil de müslimine. Evet, leytel müslimine keşke Müslümanlar yutabbikune tatbik etseler ahlakal İslami İslam ahlakını. Evet, keşke Müslümanlar İslam ahlakını uygulasalar, tatbik etseler. Buradaki hata nedir? Leytel imtihanu demiş. Evet, şey leyte değil. Lealle. Lealle imtihanu değil. Lealle imtihane diyecek. Burası nasb değil, merfu olacak. Yani şu şekilde leytel imtihane sehlun şeklinde olacak. Keşke imtihan kolay olsa.
Burada hatırlatma yapalım dedik. İnne, enne, ke, enne, lakinne, leyte, lealle, innenin kardeşleridir. İnne muhakkak ki demek, enne'yi olduğunu şeklinde tercüme ediyoruz. Ke, enne, sanki demek, lakinne, fakat demek, lealle, belki demek, leyte, keşke demek, leenne, çünkü demek. Evet, inne ve kardeşleri ne yapar? Başına geldikleri isim cümlesinin müptadasını kendilerine isim yapıp nasb eder, haberini de kendilerine haber yapıp raf eder şeklinde söylüyoruz. İmle-i feragı, boşlukları doldur. Bir kelimetin münasebetin uygun bir kelimeyle yutukevvine olması için cümleten muabbiraten, cümleten muabbiraten, tabir eden bir cümlesi olması için, hani sureti resmi, yani resmi yorumlayan bir cümle olması için boşlukları uygun kelimeyle doldur diyor. Burada neymiş? İnnel ümme dedik. Muhakkak ki anne tuhibbu veledeha, çocuğunu sever. Muhakkak ki anne çocuğunu seviyor. Evet. Ke enner racule, sanki adam esedun, aslan gibi. Evet. Sanki adam aslan gibi. Evet. Aslanı da benziyor böyle. Burada ne? Ettairu cemilun, kuş güzeldir. Lakinne zeli zeyleha, zeylehu, ancak onun kuyruğu tavirin uzundur. Evet. Lakinne zeylehu diyoruz. Zeyle. Zeylu demiyoruz. Zeyle ismi olduğu için. Bu da haberi. Leytel inebe, keşke üzüm karibun, yakın olsa. Evet. Yani tilki üzüme bakıyor, keşke de üzümü garip olsa, yakın olsa. Buraya üzüm değil de et assalarda daha şey olurdu. Yani tilki üzüm yer mi bilmiyorum da. Mesela leytel lehme garibun. Buraya bir et parçası assalardı. İşte keşke et yakın olsa diye temenni ederdi böyle. Yani tilkinin üzüm yediğini hiç duymadım. Bilmiyorum yiyor mu yemiyor mu. Bence oraya üzüm yerine bir but et parçası asıp öyle yazılabilirdi. Evet. İhtar kelimeten münasebeten, uygun bir kelime seç. Mimma beynel kavseyni, parantez arasındaki şeylerden. Litukmile, tamamlaması için. El cümlete, cümleyi tamamlaması için. Simmentıkha, sonra onu telaffuz et. Lakinne, leyte, İnne, enne, bunlarla ilgili ne yapıyor? Cümleler oluştur diyoruz. Evet, şimdi buraya ne yapmışız? Şimdi buraya ne getireceğiz? İnne'yi getireceğiz. Ne diyeceğiz? İnnel İslam'e, muhakkak ki İslam dinun azimun, büyük bir dindir. Muhakkak ki İslam yüce bir dindir, büyük bir dindir. Buraya ne diyeceğiz? Enne'yi getireceğiz. Akhbarana nebiyyü. Nebi bize haber verdi. Neyi? Ennel mü'mine, muhakkak ki Müslüman. El mü'mine el kaviyye. Ennel mü'mine el kaviyye. Güçlü Müslüman nedir? Mü'min. Hayrun. Hayırlıdır. İndallahi, Allah katında. Minet taifi, zayıftan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında güçlü mü'min, mü'minin zayıf mü'minden daha hayırlı olduğunu haber verdi. Evet. Buraya ne getiriyoruz? Buraya da leyteyi getiriyoruz. Ne diyoruz? Leytel adalete, keşke adalet mutatabbikatun, tatbik edilir olsa. Alel cemi'i, herkes için. Keşke adalet herkes için uygulanabilir olsa, uygulansa. Buraya ne getiriyoruz? Evet. El alatun, el alatun, el alatu, aletler, araçlar, hadis, hadisetun, yenidir. Evet. Buraya da neyi getireceğiz? Lakinne, ancak, lakinnel ummale, ancak işçiler, la ya'rifune, onu bilmiyorlar, la ya'rifune, bilmiyorlar, teşgîleha, onu kullanmasını. Evet. Aletler, araçlar yenidir, moderndir. Lakin işçiler onu kullanmayı bilmiyorlar. Evet, bunu da bu şekilde tercüme ediyoruz. Burada en şefaviyen,
sözlü olarak oluştur cümlen, cümleler. Testa'milu kullanarak fihel kelimati atiya, gelen kelimelerde olan neyle nedir onlar? İnneni, lakinnehu, keenneha, ennehu. Bunları kullanarak cümleler oluştur diyor sözlü olarak. Buraya yazdık mesela. İnneni, muhakkak ki ben, ba'idun, uzağım, anil beyti, evden. Muhakkak ki ben evden uzağım. Buraya inneni'yi koyduk. Burada el veledu zekiyun, çocuk zekidir. Lakinnehu, ancak o nedir? La yedrusu, ders çalışmıyor. Çocuk zekidir ancak, fakat o ders çalışmıyor. Evet, burada da ki enneha'yı kullanar örnek verdik. Ki enneha muhakkak ki hadisiyetin moderndir, yenidir. Sanki o modern gibi, yeni gibi. Evet. Bunu da bu şekilde kullandık. İnneni, lakinne, innehu, ennehu şeklinde bu cümleleri kullandık. Evet gençler, dersimizi burada bitiriyoruz. Böylelikle 11. sınıftan Mesleki Arapça ders kitabının konu anlatımını tamamlamış oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ders videolarını izleyelim, ihmal etmeyelim. Abone değilsek abone olalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Ma'a selame fi emanillah.